Güneşli bir pazar sabahından herkese selamlar, saygılar. Videoda Porto Portese'ye gideceğiz. Porta Portese. Porto Portese. Portekiz'de oluyor. Biz Porta Portese. Porto. Yok. Bir dakika lan. Porto. Evet. No. Porto Portese'ye gideceğiz. Dur maskemi takayım. Polis var. Maskeyi taktıktan sonra benim kulaklarım böyle değişik oluyor. Roma'nın en böyle ucuzluk pazarı gibi bir yer. İkinci el ürünler var. Hırsızlık ürünleri var. Kamera var. Lens var. Falan filan. Her şey var ve fiyatları çok ucuz. Bu pazar her pazar günleri olur. Saat 7'den başlıyor. 2.30'a kadar devam ediyor. Ve ben de ilk defadır gidiyorum. Bayağı uzun bir yer. Mesela Roma'da herhangi bir şeyiniz kaybolursa veya çalınırsa muhtemelen burada bulursunuz. Bu maske benim kulakları çok değişik yapıyor. Evet, şu anda resmi olarak Porta Portese'ye girdik. Böyle deri. Bunlar mesela ikinci el. 4 euroya satıyor. Bunlar var. Jeans. Bedeniniz olursa olabilir. Bunlar zaten Türkiye'de de var. Ben bir değişik şeyler arıyorum ya. Hırsızlık ürünleri falan varsa onları arıyorum. Bir de bu ara Omikron bizim içimizden geçtiği zamanlardayız. Hunharca enfekte ettiği zamanlardayız şu anda. O yüzden herkes maske takmak zorunda. Mesela bayağı güzel ürünler satıyor ya. İnsanlar böyle bakıp seçiyorlar. Ne var mesela? Cam temizleyicidir herhalde. Mikrofon lazımsa her şey satıyor. 2 euroya. Hepsi 2 euro. Burada mesela bu gömlekleri satıyor. Bunlar Uzato değildir herhalde ya. Ama güzel gözüküyor. 15 euro erkek için. Buradaki ürünler bir de kaliteli oluyor ya. Öyle çok kötü olmuyor. Ben ayakkabı almıştım. Mesela güzel bayağı. Zara Basic. Quanto costa questo? 20. Per uomini o per la donna? Okay. Kadın içinmiş. Bunlar ne kadar? Maglioni uomo 7 euro. Böyle güzel kadın elbiseleri de var. Bayağı güzel ya. Fena değil yani bunlar. Böyle çanta da satıyor deriden. Bunlar. Signore, questo quanto costa? 10 euro. Ah. Bella, molto bella. 10 euro. Burada şal, güzel şallar satıyor. Ama şurası bok gibi. Ama güzel şeyler de var. 3 euro bunlar. Burada da asker ürünleri satıyor mesela. Böyle. 60 euro. Okay, 60. 60 euro bu. Si? YouTube, si. Io canale YouTube. Faccio questo video. Bella questo. Bu mesela vintage şeyler satıyor. Bunlar ikinci el. Mesela Adidas falan. Bunlar Berlin'de de vardı. Böyle vintage şeyler burada da yaygınlaştı. Mesela Jack Wolfskin. Bunu güzel tişörtler satıyor. Bu da vintage. Burada bir de dikkatli olmanız gerekiyor. Hırsızlık ürünü almak isterken kendi ürününüzü kaybedebilirsiniz neyiniz varsa. Bunlar çok güzel. Apache tarzı ama ben severim. Bu da böyle alternatif şeyler satıyor. Muhtemelen ikinci el bunlar ama güzel gözüküyor ya. Fena değil. Devam edelim. Marka ürünler satıyorlar. Fila vardı, Adidas gördüm, North Face vardı. Mesela şu Fila ama eski bir model.
Ama güzel yani, sağlam. Sonra böyle Nike var. Farklı bir Nike var. Bunlar. Burada da çok güzel şapkalar satıyor. Sıfırı bunların pahalı olur diye düşünüyorum bunları. Ama bayağı güzeller. Quanto costa questo cappello? 5. Okay. 5 euro arkadaşlar. Güzel bayağı. Bak. Ben dedim burada her şey bulabilirsiniz. Böyle boynuzlar falan da var. Dişler var böyle değişik. Wow, çok güzel burası. 5 euro mesela bunlar. Çok güzel taşlar. Siteye gönderirim. Şu taşa bakın ya. Wow. Çok güzel. Burada bir de antik ürünler de bayağı var. Benim en sevdiğim madalyonla. Benim madalyon koleksiyonum var. Burada daha farklı şeyler satılıyor. Eski antik kapıları çalmak için bir şey, bir aparat. Ha, gerçekten güzel şeyler ya. Tank var bir tane, alakalısız. Mesela bence çok değerlidir, var ya, Singer. Şuna bak. Eski bir radyo. Burada böyle eski saatler satıyorlar. Casio falan, Pulsar markadan falan. Bir de böyle minyatürler var. Burayı sevdim. Eski Apple monitör, radyo, yani tape çalar. Şu kısımda böyle sadece antik şeyler satıyorlar ama çok güzel. Her türlü çeşit ayna, eski plaklar, gaucho falan, çoğunu tanımıyorum. Muazzez Ersoy yok, Edip Piat diye birisi. Mesela nedir? Herhalde eski fatura çıkartmak için bir şeydir, bilemedim. Eski bilgisayarlar, muhtemelen çalıntı olabilir ama kamera da var bir tane. Mikroskop. Prego. Evet. Her şey var arkadaşlar burada, dediğim gibi yani. Oyuncaklar, kaleci eldiveni, çok alakalı. Herhalde bir tanesi var, diğeri yok. Ya da var, bulmamız gerekiyor. Wow. Oha, bir şey gördüm. Baksana şuna. Acaba ne kadar satıyor bunları ya? Wow. Bu abi ne satıyor bakalım. Diploma falan satıyorlar. Scusa, quanto viene questo? 25 euro. 25 euro. Ama bayağı eski bunlar yani. Mesela şu plak bayağı ünlü. Her pazar günleri burası açık. Gelip böyle ucuzlu şeyler alabilirsiniz. Ve bütün hepsi değerli şeyler de var. Yani marka ürünler falan da var burada. Muhtemelen böyle 5 euro, 10 euroluk bir şeylerdir bunlar. Sormam gerekiyor. Ama çok güzel ürünler de var yani bu tarafta. Çok güzel bir bebek. Devam edelim. Neler varmış? Eski bir tenis raketi.
Burası Roma'daki en ünlü caddelerden bir tanesi. Yani Trastevere'ye çok yakın. Yani Trastevere'ye gelirseniz pazar günleri burayı bulabilirsiniz. Roman zamanından kalan bütün ürünler. Bak mesela şuna. Wow. Çok güzel şeyler satılıyor ya. Gerçekten. Bu da bir vintage bir stand ve eski fotoğraflar satıyor böyle. Kurt Cobain'in fotoğrafı mesela. 10 euroymuş bunlar. Ben bu kadar güzel olduğunu beklemiyordum ya. Gerçekten çok güzel şeyler satılıyor burada. Bakın bütün antik şeyler var yani. Bunları Türkiye'de çok pahalı fiyatlara satılır. Burada böyle 100 euroya falan konuşursanız böyle çok antik bir heykel falan alabilirsiniz. Bakın o kadar şey var ki yani nereden hepsine böyle oturup incelemeniz gerekiyor yarım saat falan. Bu mesela şeyler satıyor, kamera satıyor. Wow, çok güzel. Abi Baba Noel'e benziyor. Bu abimizde de çok güzel şeyler satılıyor. Her türlü ürün var. Bakın kamera lensleri falan da satılıyor burada ama. Bu abimiz de trans takılıyor. Bak şunlara ya. Oh. Bu da silah satıyor. Tabii kuru sıkı bunlar. Şey değildir. Abimiz de cool bir şekilde hedefe vurdu. Buraya kadar buraya kadar gelip bu pis köfteyi yememek olmaz. O yüzden ben ne kadar verdim buna pis köfteye? 5 euro verdim. Bir de patates söyledim. Birazdan bunu tadayım bakayım nasılmış. Güzel. Bayağı iyi. Başarılı ya.